Merhabalar sevgili seyirciler. Güzel bir günden, güzel bir perşembe gününden saygılar, sevgiler. Size inanıyorum ki yine sizler ekran başındasınız. Bugün mutfağımız kalabalık. Dün söyledim size. Dün söyledim ve dedim ki bugün mutfağımızda kalabalık var olacak ve değerli bir şefimiz bizlerle birlikte. Evet sevgili Ayşe Hanım, bugün misafirimiz var mutfağımızda. Ayşe Hanım izinli falan değil. Ayşe Hanım mutfağımızın sahibi ama Ayşe Hanım'ın da misafiri var bugün. Sevgili seyirciler, geçen hafta biliyorsunuz Sayın Profesör Doktor Turgut Göksoy'la çok önemli bir konu konuştuk. Çölyak hastalığı dedik. Çölyaklı yaşam dedik. Bugün, geçen hafta biliyorsunuz söylemiştik size, bu perşembe günü çölyakı biraz daha derin konuşacağız ve çölyaklı kişilerin nasıl beslendiğini, glutensiz bir hayatın nasıl olduğunu, zorluklarını, kolaylıklarını, onunla yaşamanın nasıl bir yaşam biçimi olduğunu bugün detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Onun için bugün mutfağımızda yeni bir şefimiz var. Ama nasıl bir şef? Glutensiz şef diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız Hasan şefim? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Biz de iyiyiz. Bugün glutensiz bir menü hazırladınız. Evet. Çölyakla yaşayan insanlar için. Kesinlikle. Çölyak hastalığı demiyormuşuz, onu öğrendim. Bir yaşam biçimi diyoruz. Evet, ve bugün Ayşe Hanım böyle bir şeymiş bu. Hani nasıl şeker hastalarına şeker hastası demiyoruz, diyabetli bir yaşam şekli diyoruz. Hastalık tedavisi olan bir şey olarak gördüğümüz için. Ama yaşam biçimi olaraksa glutensiz bir yaşam biçimi. Yaşam böyle biçimi. Söyleyeyim. Belki biraz zor gibi geldi bana. Çok kolay değil. Bugün çok şey öğreneceğiz. Kolaylaştırmak için buradayız. Evet. Burada sevgili seyirciler, gördüğünüz bu bütün malzemelerin hepsi glutensiz. Unu glutensiz, yağı glutensiz, işte burada bilmiyorum neler var, katkı maya, her şey glutensiz. Süt glutensiz. Laktozsuz. Bunlar efendim. Ayrıca laktozsuz sütümüz. Evet. Yani her şey glutensiz ve çok güzel şeyler yapacak ustamız. Tabii ki konuklarımız var. Profesör Doktor Turgut Göksoy bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyiz. Glutensiz yaşayacağız artık. İnşallah. Ben de kendimi glutensiz oya diye Evet, bunun yanında bir konuğumuz daha var. Glutensiz ürün danışmanı Tülin Taşören. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bu hoş ortamda olmak gerçekten çok keyif verici. Çok teşekkür ediyorum. Ben de artık glutensiz ürün danışmanının çırağı olacağım, öyle görüyorum. Sevgili Tülin Hanım'ın evladı da çölyak hastasıymış. Yani çölyakla yaşam biçimini devam ettiriyormuş. Onun için bugün Tülin Hanım'dan da çok şey öğreneceğiz. Ayrıca bu işe anlıyorum ki program öncesinde konuştuğumuzda kendi adamış, bu işe adamış ve bu hastalıkla savaşmaya kendini adamış ve gösteriyor. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye büyütmeye çalışıyor bu işi. Tabii ki doktorumuz Profesör Doktor Turgut Göksoy da böyle sosyal sorumluluk projelerinde benim bildiğim en birinci önde gidendir. Hemen bu işe de el atmış Maltepe Belediyesi ile birlikte ve daha anladığım kadarıyla pek çok belediyelerin de katkıları olacak gibi görünüyor bu hastalığa. İnşallah güzel şeyler olacak. Şimdi şefim, ne yapacaksınız? Bugün glutensiz poğaça ve de glutensiz muzlu rulo pasta yapacağız. Çok güzel Ayşe Hanım, biz de öğreneceğiz bugün. Tabii siz zaten biliyorsunuz da her şeyin glutensizini. Glutensizini bilmiyorum. Şimdi sevgili seyirciler, bütün her şeyi şefimiz kendi getirdi. Bunun sebebini öğreneceğim sizden, Tülin Hanım'dan da öğreneceğim. Kapları, kacakları, her şeylerini kendileri getirdi. Sebebi nedir? Şimdi öncelikle çapraz bulaşmaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Çapraz bulaşma nedir? Çapraz bulaşma şudur. Uçucu olduğu için un havaya karışıp sinebilir. Bunun dışında ahşapta çektiği için ahşapta bu olmuyor. Onun dışında teflon tavalarda. Bunları tahta kesinlikle, bunları da geçiş yapıyor. Ama porselende, mermerde, bu tarz şeylerde yıkandığında bundan arındırılabilir. Evet. Ama bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani demek burada hijyen çok önemli. Demek ki bu bulaşıcı bir şey. Yani ürün bulaşıcı desek yeridir, evet. Vay vay. Bu şekilde. Çapraz bulaşması bu. Bunun dışında bir de tüm ürünlerin onaylı olması.
Yani her şeyi kullanamadığımız gibi yani her çeşit şey de yok. Yani bize üretilen sınırlı miktardadır. Evet, evet. Bunlar da onaylıdır. Evet. Yani bunlar hepsi zaten buğdaydan, arpadan, yulaftan arındırılmıştır. Evet. Siz de sevgili Tülin Hanım'ın açtığı Maltepe'deki bir pastanenin şefisiniz. Evet. Orada sadece glutensiz bu tür şeyler hazırlayıp bu tür rahatsızlığı olan kişilere bunun dışında diğer alerji hastalıkları demeyeceğim ama diğer alerji olan insanlar için de işte laktoz rahatsızlığı bulunan, onun dışında maya alerjisi veya gıda eczanesi diye de adlandırabiliriz yapmadığımız yeri. Yani iş yerimiz bu şekilde. Evet. Bugün bir gıda eczacısı var bizle beraber şefimiz. Hakikaten öyle bir menü hazırlamış. Hem bir rulo pasta yapacaksınız, evet. Bir de normal bildiğimiz poğaça yapacağız. Bugünkü ama konseptimiz glutensiz. Bu yani. Glutensiz kesinlikle. Evet, şimdi sevgili seyirciler, pastanın ve poğaçanın malzemeleri hepsi gelecek. Bildirecekler. Nasıl Ayşe Hanım yaptığında yazıyorsa malzemeler yine burada da yazacak. Ve bir kameramız şefimizin yaptığı her şeyi gösterecek. Hı. Ama tahmin ediyorum ki rulo pastanın pandispanyası belki burada geç pişer diye düşünülerek hazır pişirip getirmişler. Ama tarifi olduğu gibi verdi ustamız, yazılacak. Sizler de göreceksiniz. Bugün Ayşe Hanım yine telefonlarımız arızalı, biliyor musunuz? Bugün de arızaya bildirdik. Daha gelmedi. Acil dedik, yapılsın dedik. Yine sevgili seyirciler, Facebook üzerinden bizim Gönüllerin Kanalı sayfamıza mesaj gönderebilirsiniz. Dün de olduğu gibi bana direkt olarak mesajlar geliyor. Soruları konuklarıma yönlendirebileceğim diyorum. Evet, ben şimdi bu tarafa bir geçiyorum. Size kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Ayşe Hanım, bu arada siz sohbet edebilirsiniz. Tabii. Şefimizle inşallah her şey güzel olacak ve biz de bu rahatsızlığı olanlara bugün bir nebze de olsa katkıda bulunmuş olacağız. Teşekkür ediyoruz. Olarak diyorum. Evet, elimde de geçen hafta da gördüğünüz gibi Çöl Yaklı'nın El kitabı var ve Maltepe Belediyesi'nde katkılarıyla hazırlanmış bir kitap. Glutensiz Hayat Platformu. www.glutensizhayatplatformu.com internet adresimiz de bu herhalde. Evet. Ben şimdi hemen şöyle konuklarımın yanına geçiyorum. Tekrar hoş geldiniz efendim. Biraz oralarda çalışmak zorundaydım. Evet. Çalışmak zorundaydım. Poğaçadan başlayalım. Siz Çöl Yaklı bir evlat sahibisiniz. Ne kadar oldu tanışalı Çöl Yaklı? Şöyle söyleyeyim. Kızım 25 Nisan ayında doğdu. Evlat. Evet. Son derece sağlıklı bebekti. Evet. 18'e anne sütü aldı. Tabiri caizse topaç gibiydi. Yani bir bakalım bir daha baktı. Çok tatlı bebekti. İkinci kızımdı bu arada. Ablası da 7 yaş var aralarında. Anne sütünü kestikten sonra yavaş yavaş zayıflamaya başladı. Bu arada hareketlerinde değişiklikler olmaya başladı. Çok fazla bana bağlıydı. Sürekli Allah Allah. Kucağımda. Huysuzlaşmaya başladı. Bu arada saçları uzamıyor. Zayıflıyor. Buna rağmen boyu uzuyordu. Aslında mesela Çöylihan en birinci hocam çok daha iyi bilir tabii ki. Belirtisi boy kısalığı. Hı hı. Fakat bizde babamız uzun olduğu için büyük ihtimalle boy uzaması devam etti. Evet. Bunun dışında bağırsak faaliyetlerinde çok ciddi sıkıntılar vardı. Şimdi ben bir anne olarak hissedebiliyordum. Ve sürekli o dönemki profesör doktorumuzun kapısındaydık. Böyle çocukta bir şey var, bir sıkıntı var. Ne acaba? Bir ara bana hani bağırsak faaliyetle ilgili bozdun sen kafayı Tülin. Hani neyi çıkartmaya çalışıyorsun, evet, şeklinde söylemleri vardı. O zamanlar bilmiyordum yani böyle bir rahatsızlığın tabii ki farkında değildim. En son tatile gittik. İlk çocuğunuzda böyle bir şey yaşamadınız. Yoktu. Fakat o da çok hareketliydi. Onun da hani alerjik astım bir takım sıkıntıları olmuştu. Ondan dolayı doktorumuz hani Ece de böyleydi. O da çok koşuyordu, oynuyordu. İşte yağmurda bundan dolayı zayıflamıştır. Diye. Tabii. Ondan dolayı en fazla pimpirikli bir anne olduğum için bana da çok böyle şey yapmıyorlardı. Yani içgüdülerimi çok dikkate almadılar aslında. Evet. En son Ağustos ayıydı. Ebru Sözer'de çok sevdiğim bir dostum vardır. Kendisi biraz da tıp bilimle ilgilidir. O dedi ki ya Tülin, ben bu çocukta bir hastalıktan şüpheleniyorum. Seni hemen benim doktoruma götürüyoruz. Bu arada bebek ne kadar oldu? Bu arada işte 25 aylık falandı. 2 yaş artık geçmiş yani. Geçti ama dediğim gibi bir en son görüntüsü Afrikalı çocuklar gibiydi. Yani o poposunun o yuvarlağı var ya, yoktu yani, hafiften katlanmıştı.
ve o kadar çaresizsiniz ki. Peki dışkılaması hep ishal mi? Bizimkinde kabızlık vardı. İşin ters, enteresan tarafı. Evet. Normalde belirtiler arasında en çok ishal gözüküyor. Çünkü geçen hafta hocamla konuştuğumuzda evet, ama ikisi de olabilir ama ağırlıkla ishal olur demişti. Evet. Burada bir nokta söylemek buyurun, istiyorum. Buyurun. Anne sütü dönemindeyken et besini almadığı için bir problem yok. Anne sütü bittikten sonra yavaş yavaş ağızdan beslenmeye, doğal olarak hayatın içindeki glutenli besinlerle çocuk tanışmaya evet, başladığı aynen. andan itibaren bağırsak buna karşı tepki veriyor. Ondan sonra bu anlattığı şikayetler ortaya çıkıyor. Demek ki anneden geçen bir hastalık değil bu. Eğer anneden yok, geçseydi süt... Ama on genetik olduğu. Sizde var mıydı böyle bir sıkıntı? Genlerde var ama bazı genlerde bu resesif daha oluyor. Baskın, dominant baskın oluyor. Olmadığı için çıkmıyor. Çıkmıyor. Şimdi devam etsin bakın evet, neler buyurun, ortaya çıkıyor. Sonrasında biz işte ertesi gün kendisinin bahsetmiş olduğu doktora gittik. Baktı ve bakar bakmaz dedi ki ya çocuk 190 çölyak. Demek ki daha önceden çok teşhis koymuş. Evet. Konu hakkında tecrübesi bravo var. Bravo o doktora da yalnız. Evet. Hakikaten yani. Ne yazık ki çok çeşitli hastalıklarla tabii ki hocam çok daha güzel açıklayacaktır. Geçen sefer konuştuk. Evet, evet. Çok hastalıkla karıştırılabiliyor. Bizim en önemli problemimiz şu an izleyen çölyaklı dostlarımız da aynı şeyi söyleyeceklerdi. Teşhis ne yazık ki. Yani şu an en ciddi problem tanı teşhis. Koymak. Tanı koymak. Çünkü pek çok hastalıkla karıştırılabiliyor. Akla çok geç geliyor. Bir de 9 sene öncesi bu kadar da bilinç artmış değildi tabii, tabii ki. Tabii. Ve biz o kadar hani kötü günler geçirdik ki. Ah, yani çare bulamıyorsunuz. Yani doktorunuza gidiyorsunuz, çözüm bulamıyorsunuz. Yani 2 yaş. Hareketli olması lazım, koşup oynaması lazım. Sürekli anne eve gidelim diyor. Yani kucağıma sarılıp anne eve gidelim. Ah, yani eve gidiyoruz, evde de mutsuz. Hani orada da bir şey yok. Sürekli uyumak istiyor. Neyse en son Ebru arkadaşımın bahsetmiş olduğu doktora gittikten sonra bizi başka bir gastroenterolog doktora yönlendirdi. Hı hı. Konunun piridir kendisi. Biz gittik. İlk olarak kan tahlilleri yapıldı. Onu yine hocam açıklamıştır size hangi tahliller olduğunu. Tahliller pozitif çıktı. Fakat bu yeterli değil dendi. Hı hı. Mutlaka endoskopi olması gerekiyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Bazen endoskopi yaptırılmıyor. Diyete başlanıyor. Şimdi bu 2 yaşındaki çocuğa endoskopi de mi yapıldı? Aynen öyle. Vay vay vay. Ama bu tane çok ciddi bir tane. Evet. Bunun altına imza atıldıktan itibaren hayat değişiyor. Çocuk ve ailenin hayatı komple değiştiği için tabii. Ona kimsenin bir itiraz etme gibi bir şansı yok. Şansı yok. Endoskopiyle beraber biyopsi de var şimdi içinde. Parça o bağırsağın şu kadarcık kısmı diye anlattınız ya. Bütün olay oradaki orada işte. Emilim doğru yapılmadığı hı-hı. için oradaki çıkıntı. Evet. Dersime çalıştım gene. Çok, çok güzeldi geçen haftaki programınız gerçekten. Çalıştıysanız bakın o resmi bugün göstermemiştim. Evet buyurun hocam. Bakın sağlıklı bir bağırsakla sağlıksız bir bağırsağın görüntüsünü görelim. Evet. Korkunç şimdi, bir şey bu hastalık. Şurada. Evet. Kameramız yaklaşırsa biraz kaldırırsınız hocam herhalde. Evet. Daha mı net görünüyor? Evet. Görünüyor şu an. Şurada kabarık olan kısmı görüyorsunuz. Bir de düz evet. olanı görüyorsunuz. Evet. Geçti o resim. Kabarık o kabarık geçti mi resim? Geçti. Bir geri döneceğim. Evet. Dönebildim mi acaba? Dönemediniz hocam. Tersine olacak o zaman. Bir daha geri. Evet. Evet şu anda. Evet. Şimdi birisi kabarık, bir tanesi evet. de basık. Evet. Kabarık olanın beslenmeye müsait, emilime müsait olan kısmını. O basık olan mı çölyaklı olan? Basık olan çölyaklı oluyor. Vay vay. Bir de başka vay bir vay. Görüntüsünü göstereyim. Bir tane daha göstereceğim. O zaman anlayacaksınız. Çölyaklı kurumuş bir çöl gibi. Evet. Diğeri ise normal. Kanlı canlı, evet. emilime müsait. O bağırsağın iç kısmı. İçi görülen. Böyle gözüküyor evet. Gastroenterolojik evet. aletin içerisinde. Yani endoskopide bu görünüyor. Evet. evet, şimdi devam ediniz. Evet, sonra endoskopi evladımıza için, endoskopi. Evet, hocamızın özellikle küçük bebekler için hazırlamış olduğu bir cihaz vardı. Ama ona rağmen şöyle çok söyleyeyim, 17 zordu. Ağustos 2007 sabahıydı. Biz işte giyindik, çıktık yola. Kızıma bir kırmızı elbise giydirdim ama kolları bacakta tutulmayacak gibiydi. Yani böyle kucağınıza aldığınızda hani küçük bir kuş gibiydi ve titriyordu Ağustos sıcağında. Titriyordu. O titredikçe tabii ben de titriyordum yani. Ve bu arada 5 kilo verdim o hafta boyunca. Çünkü bir hafta bizi beklettiler ve dediler ki bu bir hafta boyunca da mutlaka glutenli beslenmeye devam edin. Çünkü özellikle çocuklarda bağırsak glutensiz beslenmeye geçtiğinizde çok çabuk iyileşiyor. Bundan dolayı siz normal beslemeye devam edin dediler. Şimdi daha önce bilmiyordum ama öğrendiğim işte 10 Ağustos'ta öğrendim. Öğrendiğim zaman ona glutenli bir yiyecek veriyor olmak eğer çölyaksa onu direkt zehirliyor olmak. Tabii. Şimdi bile bile ona makarnayı yedirmek zorundayım. O yedikçe ben
Yani normalde çok iştahlıyımdır. Çok hiç iyi bir şey yiyemedim. Hatta anne olarak çok iyi anlıyorum. O dönemde ben hiç hatırlamıyorum. Geçenlerde Aysun Bey arkadaşımla sohbet ederken hatırlattı bana. Tülin dedi, sen o hafta dedi korkunç durumdaydın dedi. Sana ne olduğunu soruyordum. Bana çığlık atıyordun, gidin başımdan, benim derdim bana yetiyor diyordun dedi. Yani sanki zehri çocuğa bilerek yedirmek o bir hafta. Tabii. Ama doktor herhalde en mecbur, son yani, durumu görmek için. Tabii. Çünkü iyileşme başlarsa onu. O zaman evet. Atlayacak teşhisi ve çok çok daha vahim bir durum olacak. Doğru. Neyse 17.30 2007 sabahı biz gittik. İşte kızımı o kırmızı elbisesi teslim ettim doktorlara. Çok çığlık attı yani, yapmayın diye. Çok korktu çünkü yani bir anda etrafında bir sürü insan, bir de bayıltmadan yapacaklar. Hani hafif bir şeyle ağızdan verecekleri. Evet. 5 dakika sürmüş, bana asırlar gibi geldi tabii. Elimde böyle sert bir top vardı. O topu parça parça etmişim yani, nasıl yaptım bilmiyorum. Sonra bitti işlem, yanına gittik. Bana çok kötü bakıyordu. Yani beni niye bıraktın, niye bana bunları yapmalarına izin verdin onu şeklinde. Ameliyathane ortamında yaptılar. Ama burada hiç kimseyi korkutmak istemiyorum. Lütfen eğer ihtiyaç varsa yaptırsınlar. Kesinlikle. Aslında çok basit bir işlem. Hocam çok daha iyi biliyordur. Hocam da aynı şeyi söyledi. Başka yapılacak bir şey yok. Tabii. Kaçınılmaz hani yani. Kesinlikle bu. Duygusal da aman çocuğumun canı yanacak evet, falan evet, demesinler yok. Kesinlikle. Biz bir sene sonra tekrar yapmadık. Bu sefer farkında olduğumuz için 3 yaşındayken gayet rahat yaptırdık. Çünkü bir sene sonra tekrar tanıyı oradaki işte geçti durumun, mi, durum nasıldı evet. Ve tertemizdi çok şükür. Maşallah. Gayet güzeldi. Peki o 2 yaşında çölyak tanısı kondu. Evet. 3 gün sonra tanı kondu ama doktorumuz dedi ki bize bugünden itibaren başlayabilirsiniz. Sizin hayatınız değişti. Şöyle oldu aslında, ilk başta biz de bir rahatladık şimdi ilk çocuğumuzu aldık. Doktor bin odasına gitti. En azından tanısı kondu hastalığın. Tabii tabii. Adı kondu. En önemli kısım oydu zaten. Tabii insanın aklına bin türlü şey gelir, bu nedir ne değildir diye. Aynen yani, öyle. Yani tanı konması müthiş. Doktor odasına girdik. Doktorumuz çok rahatlamıştı. Şöyle söyledi. Ben dedi çölyak hastalığını çok severim. Hocam neden dedim? Ben hiç sevmedim. Yok, şundan dolayı, ben de şaşırdım böyle. Şundan dolayı dedi, teşhise kadar evet dedi çok zordur gerçekten. Yani hepimizin işi çok zordur. Evet. Ama teşhisten sonra dedi artık dedi onlar hasta değillerdir. Hani az evvel başlangıçta söylediğiniz gibi. Evet. Artık onlar yeni bir yaşam biçimine başlamış kişilerdir. Tabii. Glutensiz beslendikleri takdirde, diyetlerini dikkatleri takdirde bundan sonra onlar çok daha sağlıklı yaşayacaklardır. Bundan dolayı da ben hani bu hastalığı teşhis ettikten sonra... Şu anda evladınız kaç yaşında? Şu anda 11 yaşındayız. Çok maşallah. Şükür. 9 senedir. 9 senedir diyet yapıyoruz. Peki ne zaman süreç başladı, iyileşme süreci? Bir yıl sonra gittiğindeki konumunu anlat, çocuğun konumunu. Evet. Bağırsağı yani, güzeldi. Tabii. Ama ne duruma geldi? Yemesi... Kaç kilo oldu? Bir yıl bile değil aslında. Biz hemen işte... Aslında oradaki bir süreç daha var, onu da söylemem lazım. Hani buyurun, nasıl daha sonraki aşamalar geçti. Evet. Şimdi biz doktor odasından çıktık. Çıkmadan bize şunu da söyledi tabii ki. Bu işin dernekleri var dedim. Ben bütün dernek başkanlarımızı buradan tekrar sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Derneklerimiz bize çok ciddi yardımlarda bulundular. Çünkü orada bu rahatsızlığa sahip olan kişiler bir yere gelip birbirleriyle paylaşıyorlar. Tabii öyle olması. Yemek tarifleri paylaşılıyor. İşte çeşitli etkinlikler, piknikler, organizasyonlar düzenleniyor. Çünkü aslında sosyallik nedir? Birlikte yemek yemektir. Yani bu insanların sosyal hayatı bozuluyor ya, ama çölyaklar bir yere geldiklerinde kendilerini o kadar mutlu hissediyorlar ki. Çünkü aynı yaşam biçimini paylaşıyorsunuz. Hani konuştuğunuz şeyi anlayabiliyorlar, dinleyebiliyorlar. Bundan dolayı bizi onlara yönlendirdi. Sonra listeler verdi elimize. Neler yiyeceksiniz, neler yemeyeceksiniz. Tabi o sırada ben hem mutluyum hem de sanıyorum ki her şey çok kolay. Buradan çıkacağız, bakkala gideceğiz, bir şey alacağız. Ya da bir restorana gireceğiz, bize bir glutensiz oradan bir kahvaltı tabağı getir diyeceğiz. Nerede? Şekersiz bulabiliyorsunuz ama glutensiz biraz zor. Ben o teşhis olacağınız bir hafta boyunca bir şeyin sözünü vermiştim. Eğer teşhisimiz konursa, biz iyi olursak, herkese her yerde anlatacağım çölyak ne olduğunu. İkinci olarak da çıkıp hiçbir yer bulamadığımızda bunun sözünü verdim. Bir gün glutensiz ürünlerin olduğu bir restoran, bir pastane olacak ve ben de orada bir yerlerde olacağım dedim. Yani bravo size ve bunu başardınız. Çok şükür. Çok şükür. Kıymetli destekçilerinin sayesinde. Peki şunu sormak istiyorum Tülin Hanım. Tanı kondu. Evet. Siz glutensiz evladınızı beslemeye başladınız. Hı hı. Kızınızdı değil mi? Kızınız ne kadar süre sonra normale, kilosuna, işte saçı, şekli, zayıflığı? Yaklaşık 4 ay sürdü. Aslında 20. günden sonra yavaş yavaş böyle bir değişiklik başladı. Yani o hani tüy gibi olan evet. saçları yavaş yavaş canlanmaya başladı. İşte karnının şişliği düzelmeye başladı. O göğsünde çukur vardı. Tabii tabii, göğsünde çukur vardı.
En önemlisi şuydu, yüzü gülüyordu artık. Ah canım. Ve koşuyordu. Yani ben çocuğun koşmasını hasrettim. O koşmaya başlamıştı. Yani bu inanılmaz bir mutluluktu. Yani ben yeniden dünyaya geldiğim bir tarih dedim. Yani ve o günden sonra hani insanız gerçeğine takıyoruz takım şeyleri ama bir daha dedim ki yani hiçbir şeyi kafaya takmayacağım ya. Yani dünyadaki en önemli şey hani sağlık. Sağlıklı ve huzurlu olabilmek için özellikle neler de evladınızın sağlığı. Evet. Hele de evlat. Allah kimseyi evladıyla terbiye etmesin. Aynen öyle. Çok önemli bir herkese konu. Şifasını versin inşallah. Her türlü şifası. Rahatsızlığı olan kişilere. Şimdi kişilere. Normal değil mi? Çok şükür. Yani tabii çok ciddi gene sıkıntılar yaşanıyor. İşte evet. Ev dışında, sokakta, okulda. O sıkıntılarınızı konuşacağım. Evet. Sizin neler yaşadığınızı. Bu arada şefimiz poğaçaları Ayşe Hanım'la yapıyorlar beraber. Muhteşem. Sevgili seyircilerimiz gördü herhalde. Her şey glutensiz yapıldı. Değil mi şefim? Un, her şey. Ve her şey glutensiz. Bildiğimiz poğaça yapıyorsunuz. Bildiğimiz klasik poğaça. Evet. Ama glutensiz. Glutensiz. Bunu şimdi çölyak hastaları çok rahatlıkla. Tabii ki. Gönül rahatlığıyla. Buyurun yiyin. Hadi varsa çölyak hastası kanala gelsin. Ah keşke. Hastamız ve... Bir düzeltme yapalım. Bunu herkes yesin. Poğaçamız hazır. Herkes yesin ama özellikle çölyak hastaları. Buyurun gelin. Varsa şu Çekmeköy civarında çölyak hastası kanalımıza bekliyorum sevgili seyirciler. Buyurun şefimiz burada, doktorumuz burada, bir çölyaklının annesi burada. Beraber gelin sorunları konuşalım. Burada size glutensiz pasta ve poğaça ikram edelim. Varsa yakınımızda buyursun gelsin kanalımıza hemen. Evet hocam, geçen hafta konuştuk bu konuyu ama hakikaten şimdi Tülin Hanım'dan da dinleyince hani bir söz vardır, bekara boşamak kolay. Damdan düşen haline damdan düşen anlar. Düşen anlar da, yani tabii ki bizi izleyen sizin durumunuzda olan pek çok anne veya kendi çölyak hastası olan insanlar Hı-hı. var. Sizi çok iyi anlıyorlardır şu andan ama biz tabii geçen hafta işin ben hele hocam konuyu açana kadar işin bu boyutunu hiç bilmiyordum. Çok İnanın anladım. Bilmiyordum. Çok yani bazı büyük gross marketlerde görüyoruz glutensiz un, glutensiz. Ben onları ne zannediyordum biliyor musunuz? Diyet için alıyorlar bunlar. Hani diyet unu, diyet ya da bir trend. Ya da bu bir yeni trend çıkardılar. Hani normal un 3 liraysa bu un 15 lira atıyorum evet. rakamı tamamen. Aa dedim bir rant olayı daha çıkmış diye düşündüm. Ben hiç böyle hocam bilir ben ne aklımdan geçiyorsa konuşurum yayında. Böyle zannediyordum ama ta ki geçen hafta hocam bunları anlatınca inanın eve gittim bir daha internete girdim, okudum, araştırdım. Çok kolay bir iş değil bu. Aynen. Glutensiz yaşam da çok kolay değil Türkiye şartlarında. Yoksa belki yurt dışında daha kolay bunun bulup yapmak, pişirmek, yedirmek falan ama şu anda o kadar kolay değil hem ekonomik olarak hem de bulma açısından. Hocam ne dersiniz bu konuda? Şimdi siz hastane olarak nasıl destek veriyorsunuz? Hocam bayılır sosyal sorumluluk projesine. Çok sever. Her şeye katılır. Elinden ne geliyorsa yapar. Çok iyi tanıdığım için söylüyorum size. Yani Turgut Göksoy dediğiniz zaman orada şöyle bir adım duracaksınız. Elinden ne geliyorsa yardım etmek için herkese koşar. Dününle karşılaştık. Evet. Bu hikayeyi bir anlattı bana. Evet. Ve etkilendiniz tabii. Etkilendim şu anda. Ben sizi biliyorum. Onu dinleyen herkesin de etkilendiğini düşünüyorum. Boşuna söylemiyorum evet. Turgut Göksoy böyle bir insan. Nasıl yapabiliriz? Bu olayı nasıl evet. Türkiye'nin gündemine getirebiliriz? Bir proje haline getirebiliriz. Bir proje nasıl oluşabilir? Çünkü çölyakta en önemli sorun çölyaklı olduğu halde bunu bilmeyen, bu tanıyı alamayan çok insan var. Evet, yüz bine yakın insan var. Popülasyon çok fazla mı? Yüz binlerce insan of, var. Of. Toplam olarak dünyada ve Türkiye'deki ortalamalardan baktığımızda bizim %1'lik bir birimin bu hastalıkla karşı karşıya olması gerekiyor. Tanı konulan insan sayısı ise 100.000'in altında. Ama olması gereken rakamda baktığımızda 800.000 civarında. Bilmiyorum 750.000 civarında. Hocam. Bilmiyorlar. Bu bilmemelerindeki problem hastadan da kaynaklanıyor. Hekimden de kaynaklanıyor. Tanı koyamıyorlar. Evet, ben o zaman bir hekim olarak bunun utancını taşımayalım. Arkadaşlara yeniden bu konuyla ilgili branşlardan biraz sonra bahsedeceğim. Evet. Bu insanların geçmeyen problemleriyle karşılaştığı an
acaba bu çölak olabilir mi diye, hı-hı, bir kez daha nasıl düşünebilirler diye, hı-hı, bir formül geliştirmeye çalıştım. Evet. Gittikleri doktor çocuğu görür görmez bu çölak olma ihtimali çok yüksek dedi. Çok çünkü daha önce doktormuş. Aslında çok başarılı olup olmadığı tabii ki başarılı, hı, da. Ama yani, daha önce vakalarla karşılaşmış herhalde. Yaklaşma yolunu biliyor. Evet. Bugün yıllarca tedavi etmeye çalışıyor hastayı. Hı-hı. Fakat bir kere de aklına çölak gelmesini istiyorum o doktorun. Tedavi edilemiyor, ilaçlar harcanıyor. Ülkemiz şu anda geri ödeme kurumlarının milyarlarca, evet, TL diyorum, eski milyar değil, yeni milyarla geri ödeme yapıldı. İlaçlara, şunlara bunlara, tedavi harcamalarına. Böyle bir dönemde, evet, eğer bu hastalığın, bu kısırlığın nedeni tüp bebek tedavisi yerine çölyaksa, gelin çölyağı tedavi edin, kısırlık düzelsin. Evet. Ya da vazgeçin bu tüp bebek tedavisi için bu kadar harcamalara. Evet. Niye girelim? Geçen hafta hocam söylediğinde çok etkili, şok oldum. Evet. Yani evlat sahibi olamamaya kadar götürüyormuş bu işi. Evet, tüp bebekle yani uğraşacağına, evet, düşük yapılıp yapılıp habire düşük oluyor. Evet. Erken doğum oluyor. Evet. Dolayısıyla bu tür problemlerle bir kere bunu olunca, araştırın bakalım. Bunu araştırmak o kadar da kolay ki. Siz dediniz ki parmaktan alınan basit bir kan örneğiyle. Evet. Kimler bunu alınması gerektiğini dahi kategorileştirdik. Evet. Bununla ilgili işte bir acaba birlikte ne yapabiliriz derken, bu bir elbette derneklerin bu konudaki katkıları yadsınamaz. Onlar birebir el tutacak gruplar. Hasta yakınının elini tutan, aynı minareden düşmüş başka birinin anlatacakları bizim anlatacaklarımızdan daha iyi kıymetlidir. Tabii, tabii. Ama bizim de bu problemi daha yukarıdan ormana bakarak, ağaçla değil ormanla, ülkenin idaresini yapan sağlık konusunda veya diğer konularda onların bu konudaki duyarlılığını nasıl arttırabiliriz? Bu anlamda bir platform oluşturalım dedik. Dernekler üstü bir şey. İsteyen dernek bir temsilci gönderebilir bize. Bizimki glutensiz hayat platformu. Hayatımızın içerisinden gluteni çıkartırsak, bunun sonucunda sadece çölyaklar değil, bugün az önce de bir cümleyle söyledim, hani dediniz ya, hı-hı, buyurun çölyaklar. Bunu herkesin yemesini, daha yaşam sağlıklı için, olabilmek için hayatımızdan gluteni çıkartırsak, çok daha sağlıklı bir yaşam süreceğimizi, ileride bir takım bizi bekleyen hastalıklara yakalanma olasılığımızın azalacak, pankreatit gibi, lenfoma gibi azalacağını dahi buradan söyleyebiliriz. Evet, diyetisyenler bile glutensiz ürün veriyorlar. Yani obezite hastalarına, morbid obezlere. Evet. Onlara bile glutensiz hayat diyorlar. Yani onu da gördüm, onu da fark ettim. Bu konuda mesela çevremizde, evet, yakın çevremizde. Evet. Ben Esenyurt Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Evet. Dolayısıyla oradaki diyetisyenlere bu konuda bir açılım yaptık. Hı hı. Daha sonra başka üniversitelerinde bu konuda mutfağı olan çok güzel bir üniversite var. Okan Üniversitesi. Onun yaptığı bir etkinliğe bizim üniversite dahil olmak üzere, hı hı, sanıyorum kaç üniversite geldi? Çok sayıda. Neredeyse bütün üniversitelerin diyetisyenleri geldi. Harika. Yer doldu. Diyet şenliğinde çok yer güzel doldu, bir çalışma yaptık. Aynen bu grup, Hasan Usta efendim, Tülin Hanım ve platformumuzun çabalarıyla orada diyetisyenlerin aklında artık yer bırakacak bir şekilde. Çünkü diyetisyenlere bir algı operasyonu yapmışsınız resmen yani. Eğer bu etkileşmeyi yapmamış olsaydık, tamam, bir diyabet, diyabet çok rutin bir şey, diyabet gibi algılayacaklardı. Diyabet ki hata yapsa, hı hı, şekeri yükselir elbette. Ama hemen de tekrar diyetini düzeltse, ağzına bir işte hap atarsa, bir, evet, insülin vurursa, evet, evet, normalize olur. Bizimki öyle değil. Öyle değil, evet. Bizimki öyle değil. Onu özellikle bir anne olarak söylemesi lazım. Yanlış beslenirse ne olurdu? Annesine rağmen çıktı, gitti okula, ya, liseye başladı. İhtimal var. Arkadaşlarıyla beraber yemeğe çıktılar. Herkes bir şeyler yerken onun ne yapması gerekiyor? Yani psikolojisi bozarsa nasıl ne olur? Etkili? Onu, onun, evet, söylemesine özellikle, evet, istiyorum. Evet Tülin Hanım. Ben bir de hocama ilave olarak hani çölyaklı dostlarla çok sohbet ettiğim için söyleyeyim. Uzun yıllar psikolojik senin rahatsızlığın
denmiş çoğu çölyaklı dostumuza. Yani sen evham yapıyorsun, psikolojik senin durumun denmiş. Şimdi diğer konuya gelecek olursak, çocuklarda, ben çocuğumdan dolayı biliyorum ama yetişkinlerde de yine çok sayıda dostum olduğu için biliyorum. Sokağa çıkmak gerçekten çok can sıkıcı olabiliyor bazen. Şimdi hani çocukta bir parça daha burada kolaylık sağlayabiliyorsunuz. Hani yanına beslenme çantası alırsınız. Gittiniz bir restoranda acıktınız. İşte çıkarırsınız, hani çocuğum dersiniz, yedirirsiniz. Ama şimdi düşünün, siz bir yetişkinsiniz. Yanınızda arkadaşlarınız var. Sonuçta dedim ya, sosyalleşme. Yani sefertasıyla mı gideceğiz restorana? Sefertasıyla gitseniz olmaz. Olmuyor. Şimdi yanınızdan, çantanızdan bir şey çıkarsanız insanlar size tuhaf tuhaf bakarlar. Hani şuna bak, hani nasıl bir şey yap. Gitmezseniz o arkadaşlarınızla yine bu sefer onlardan uzak kalıyorsunuz. Atıyorum bir ev gezmesine gideceksiniz. Ev hanımla çok güzel günler yapıyorlar biliyorsunuz. Şimdi çölyaklı olan arkadaşına diyor ki ben şimdi senin için ne yapacağım? Yani ne ikram edeceğim? Ne ikram edeceğim? Ev sahibi de zor durumda ev kalır. Aslında çok basit, çok ufak tefek, hani bilinçlenseler, evet, bir parça evet, bilseler evet. Çok basit çözümler var. Atıyorum mesela patates glutensiz bir üründür. Biraz patates haşlarlar, patates salatası yaparlar mesela. Ya da hatta onu araya söyleyeyim. Geçenlerde sevgili kayınvalidem yazdığımdaydık Altınoluk'ta. Orada bir komşusu, işte Yağmur'un biliyor tabii ki. Ama daha önce hiç yani onunla bu konuda çok dikkatli görüşmedik. Aynur teyzem çok selam olsun. Gitmiş glutensiz bir un almış marketten. Akşam bizi eve davet etti. Kabartma tozuna kadar her şeyi onaylı markalardan almış. Evet. Ve ona kek yapmış. Hatta hani teflon sıkıntılı diye onu bile düşünerek yenisini almış. Ben şimdi böyle şey hiç alışkın değilim tabii ki şeyden, yakın özel çevremden. Ama gösterir. Yağmur da hiç alışkın değil. Hani hep biz yanımıza götürürüz evet, ya. Orada o keki görünce kalkıp Aynur teyzesinin boynuna sarıldı. Öyle yapınca tabii ben dedim ki Allah'ım, yani düşünebiliyor musunuz ya, bir ufacık kek onları nasıl ne mutlu, kadar mutlu ediyor. Etti tabii. Şimdi biraz önce söylediğiniz gibi hani büyükler tamam ama ne kadar da olsa bir restorana gittiğinizde çocuk bu. Canı ister, görür, nefis bu, çeker. Yani ne olursa olsun bunlar için de restoranların yapılması lazım hocam. Yani bu artık bu kadar yoğunluktaysa bu hastalık ve popülasyonu da varsa, hı hı, bunların özel, sizin işte ne güzel Tülin Hanım bir pastane açmış. Şahane. O da yemek de veriliyor. Yemek de, glutensiz yemek de veriliyor. Tabii tabii. Evet, Maltepe'de sevgili seyirciler, Tülin Hanım'a ulaştığınızda çölyak hastaları çok rahat, sağlıklı ve kendilerine hiç zarar vermeyecek pastalarla, yemeklerle buluşabilecekler. Aynı burada ustamızın, evet, bak nasıl büyük titizlikle yapıyor ustam, gösteriyor kameramda. Rulo pastalar oldu usta. Harika. Değil mi? Ayşe Hanım not ver. Ne zaman tattın sen onu? Oradan tattı. Onun kenarında en evet, sevdiğim yer. Evet Ayşe. Evet, yani hiç fark yok. Hiç fark yok değil mi? Evet. Hep böyle beslenirse, evet, lösemi, safra kesesi, pankreas gibi bir takım sindirim borusuna ait kanserlere yakalanma olasılığını 5 kat azaltıyor. Of. Yani Ayşe insanlar, Hanım, bundan sonra glutensiz beslenelim. Yapacak bir şey yok artık. Yani bundan evde sonra de bunu yapalım. Hakikaten siz devam eden programlarınızda un kullandığınız, Ayşe Hanım, un kullandığınız her şeyde bu cümleyi söylerseniz çok etkili olur diye düşünüyorum. Ben bu unu, çünkü hiç tadında bir değişiklik olmayacak. Şu anda kullandığımız unun glutensiz olduğunu hatırlatırım diyeceksiniz. Evet. Bunu söylediğinizde Ayşe Hanım'ın mesajı çok oluşacak, yere gider çünkü. Evet. Çok evet, izleyelim. Ayşe Hanım'ın kitapları da var. Evet. Lütfen bir dahaki kitabınızda da, yani yeni hemen bir baskısında. Hemen değiştireceğim hocam. Bir kitap evet, çıkıyor. Yeni çıkarıyor bakın. Ayşe Hanım hemen size destek olmaya hazır. Un yazarım sizin hocamın tavsiyesiyle diye kitap hazırlık. Yeni kitabı çıkarıyor çünkü. Evet. O zaman biz de Ayşe Hanım'a çölyak dostu bürevesi vereceğiz. Süper, harika. Çölyak dostu bürevemiz var. Çünkü biz çölyak dostu olanları bu şekilde onurlandırmalıyız. Çünkü bir çölyak etkinliğine katılmak ya da çölyak hastalığıyla ilgili toplumsal bilincin oluşturulmasına katkıda bulunmak, bunu almak için yeterli. Siz bunu çoktan hak ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Yeni bir kitabı çıkıyor Ayşe Hanım'ın. Bakın ne güzel harika, orada. Harika. Keyifle okuyacağız. Bunu bayağı da edeceğiz. Kaç baskı yapıyor çünkü Ayşe Hanım'ın kitapları. Çok da güzel olmuş şimdi. Hocam ellerinize sağlık ustam. Yani teşekkür ediyorum. Hiçbir farkı yok. Kesinlikle. Görüntü hatta şunu olarak söyleyebilirim, daha hafif daha lezzetlidir. Daha hafif yani, ve daha lezzetli. Daha iddialıyız yani.
Evet. Yani özellikle pastalarımız bu konuda çok daha evet. iyidir. Yani tattıktan sonra siz bu kararı daha rahat verirsiniz. Şahane yaptınız. Ellerinize sağlık. Teşekkür Şimdi ederim. Bunu çölyaklılar dışarıda seve kuyruk, seve yiyebilirler. Dışarıda kuyruk olabilir mi acaba? Evet. Çekmeköy kanalın kapısında kuyruk var mı? Stüdyoyu basabilir çölyak hastaları. Varsa Çekmeköy'de kanalımız sevgili seyirciler. Çıkın çıkın gelin diyorum. Bu gruptaysanız ve böyle bir çölyak hastalığıyla karşı karşıyaysanız çıkın çıkın gelin. Şu anda mutfağımızda glutensiz pasta ve poğaça. Poğaça pişiyor herhalde. Evet. Anladığım kadarıyla. Evet. Fırında pişiyor. Ve şahane bir rulo pasta yaptı şefimiz ve çölyak hastalarına. Gönüllerin kanalı Facebook. Yazabilirsiniz sevgili seyirciler. Maalesef ki yine bugün telefon alamıyorum. Çok istiyorum almak. Ama soruları biraz sonra Banu bize sayın yayın müdürüm getirecek herhalde. Onun için buraya yazabilirsiniz. Facebook'tan Gönüllerin kanalı diye. Evet hocam, bir şey hazırladınız yine evet. orada. Sevgili kameramanım, gizli çölyak vakaları ile sık karşılaşan tıp branşları. Evet. evet. Şimdi buyurun. Ben buradan hem hastalarımıza evet. hem de bu branştaki meslektaşlarıma sesleneceğim. Evet. Görüyor kameram. Görüyor mu? Net bir şekilde görüyor. Evet. Yani burada bu gördüğünüz branştaki hekimler. Diş hekimleri. Evet, okuyunuz. Gastroenterolog, evet. genel cerrahi, hı-hı. ortopedist, endokrinoloji, evet. fizik tedavi, dermatolog, kadın doğum, çocuk cerrahi, romatolog. Bu branşlar daha ziyade çölyak tipi hastalarla karşı karşıya kalma olasılıkları var. Nedir bu? Şimdi biraz Şimdi açalım. Fizik tedavi çok arasında farklı ama hocam geçen sefer anlattı. Evet. Yani osteoporoz gibi sıkıntı, osteoporoz öncesi gibi de sıkıntıları olabiliyor. Sizin de çocuklarınızın, çocuğunuzun kemik yapısındaki gelişim kemik bozukluğu. Kemik erimesi çok ciddi sıkıntı yaratıyor çölyaklılarda. Evet. Evet. Buyurun hocam. Tanısı konulmasaydı o çocuğun. Ne olurdu hocam? O çocuk yani o kadar anlattığı kadarıyla giderse hayatta yaşanması çok da dahi bir sıkıntı olabilirdi. Bu kadar beslenme geriliği olduğunda vücut proteini almayan bir bünye hiçbir zaman gelişmesini tamamlayamayacaktır. Ve birçok hastalarda davetiye çıkaracaktır. Biraz orta vakalar daha ileri yaşlarda kadar bu işi sürdürebiliyorlar. Hı hı. Ama bir bakıyoruz ki normal koşullarda biz kemik erimesi vakalarını daha ziyade karşı karşıya kaldığımız yaş grubu ortaya şimdi bir tık üzeri. Menopoz durumu. Menopozla. Yani. Evet. En sık karşılaştığımız şey kadınlarda menopoz akabinde ortaya çıkıyor. Östrojen bitmesi. Erkeklerde ise senil menopoz, senil andropoz. Düzeltiyorum. Senil osteoporoz dediğimiz bir dönem var ki 65 yaş sonrasında kadın da erkek de eşit şekilde menopozda o kadar belirgin osteoporozu olmayan kadınlarda menopoz 40'lı yaşların ortası sonu. Ama 65'e gelince başka tip bir osteoporoz daha çıkıyor. Osteoporoz nedir? Kemik erimesidir. Kemik erimesi ne olacak ki? O kadar çok kişide var diyenlere buradan sesleniyorum. Biz kemik erimesinin en önemli komplikasyonu olan kırıklardan korkarız. Evet, evet. Kırık hele bir kalça ekleminin başındaysa kişiyi sakat bırakacak, yatalak bırakacak. Eğer bunun yaşı da 80 ve üzeri ise bu sakatlığın hemen akabinde de ölümü davet eden bir hastalıktır. Basit bir osteoporoz bambaşka bir noktaya bizi evet, getirebilir. Evet. Ama bizim burada beklediğimiz yaşlardan çok daha önce 20'li 30'lu yaşlarda hatta 10'lu yaşlarda osteoporozla karşı karşıya kalıyor ise acaba bunun altında şu hormon mu eksik, bu hormon mu eksik diye düşünürken lütfen bu konuyla meşgul olan meslektaşlarım lütfen bu çölyak hastalığında düşünmeleri lazım. EMA ve TTG testi dediğimiz derin testler ya da parmak ucu tarama testi bu hastalığın varlığıyla ilişkili bizi bir noktaya getirir. Ama kesin tanı için mutlaka gastroenteroloğun ve mutlaka da onunla beraber bir biyopsinin alınması ve imzanın ondan sonra atılması lazım. Osteoporozun dışında fizik tedavide bizim uğraş alanlarımızdan bir tanesi olan fibromiyalji hastalığı diye bir hastalık var ki
O da tanısı çok zor konulan bir tanısı hastalık. Tanısı çok zor konulan. Çölyak gibi. Benim evet. yıllardır hep işlediğim. Çok siz, evet. Nasıl bir hastalıktır? Tepeden tırnağa her yeri ağrıyan, doktor doktor dolaşıp bir türlü tanısı konulmayan bir nevi romatizma hastalığıdır evet. ki bu hastalığın temelinde de böyle bir fibromiyajı hastalarında bu hastalığı çölyağı bir kere aramak gerekir. Orada bir başka branş daha var. Romatizma hastalıklarına Türkiye'de hem fizik tedavi hekimleri hem de romatologlar birlikte evet. bakarlar. Dolayısıyla romatizmal hastalıklar iltihaplı eklem romatizmaları diyelim, artrit diyelim ona. Hı hı. Eklemlerin şekillerini bozan kişiyi nihayetinde sadece yaşam kalitesi hı hı. değil, sakat bırakan resmen o hastalıklarda ise yine bu çölyak hastalığının izini aramak gerekir. Ben hep benzetmelerde meşhur İngiliz efendim roman kahramanı Sherlock Holmes'u anlatırım. Evet. Aslında ilginç olan Sherlock Holmes'u yazan yazar bir doktordur. Dolayısıyla elinde büyüteçle işte suç delilleri ararken yani biz bu hastaları büyüteçle de olsa arayacağız. Ve bulacağız diyorsun. Bulacağız. Başka çaresi yok. Evet. Bir diş hekimi eğer diş hekimiyle ilgisini çok merak ettim şimdi. O nasıl diş oluyor? Diş etlerinde ve diş minelerinde hiç durmadan şekil değişikliği, devam eden çürükler, minelerinde böyle çok anormal bir durum ve renk değişiklikleriyle karşı karşıya kalıyor ise bu bir dişte değil birden fazla dişte. Bu çocuklarda acaba böyle bir şey olabilir mi diye mutlaka şüpheye girsin. Buradan şu anda tahmin ediyorum ki 100 binin üzerinde Türkiye'de diş hekimi var. Tabii. Bizi de dinleyen bunlar içerisinde 1000 tanesi ise 1000 tanesinin kulağına bir küpe olsa göreceksiniz ki her yıl bir 100 tane veya 500 tane daha çölyaklıyı evet. sadece diş hekimleri çıkartıp ortaya koyacaklar. Evet. Aynı şekilde çocuk hekimleri. Aile hekimleri. Evet. Aile hekimleri artık Türkiye'de ayrı bir pozisyondalar. Çocuk dahil tüm hane halkının ilk gördüğü hekim. Evet. Dolayısıyla o hekimlerin böyle bu tür böyle ilginç hastalıklara karşı bilinçli olmaları, şüphelendikleri, ya bu kadar gelişme geriliği var, bu kadar devam eden ishal veya atipik bir kabız var. Baktığımızda giderek küçülen, giderek efendim belki boyu büyüyor ama proporsiyonlarında sorun var, kilosunda sorun var. Böylesine bir bebekle, çocukla karşı karşıya kaldığında bunun altında başka bir hastalık var mı diye düşünmesi gerekir. Dolayısıyla burada diğer branşlar içinde ortopedi var, genel cerrahi var, kadın doğum var, çocuk evet, cerrahı var. Kadın doğumda demin ifade çok etmiştim. Düşükler örneğin. Evet. Yani birden fazla bir kere bir düşük olunca ondan sonra kadın doğumcular hemen alert konuma gelirler. Acaba ikinci düşük bu ve hamile olduğunda. Ve akla gelen belli başlı toksoplazmozis başta olmak üzere bir takım hastalıklar ararlar ama evet. hiç akıllarına çölyak bak, gelmez. Bundan sonra gelsin. Evet, evet. İki sorudan sonra gelsin. Bakın bizim bir şeyimiz benim var. Benim şimdi Maltepe Üniversitesi'nde gelen riskli gebeliklerle ilgili bir doktorum var, Özgür Bey. Ona buradan sesleniyorum. Hı hı. Ona da söyleyeceğim. Lütfen çölyak araması da yapsın. Evet. Bakın mesela bir profesörümüzü, Profesör Doktor Özgür Bey, riskli gebelik. Onun bir branş ismi var. Bir şey söylüyordu. Riskli gebeliklerle ilgili Maltepe Üniversitesi'nde. Hocam, hemen onu platformumuza hemen, üye evet. kaydediyoruz. Özgür Bey'e sesleniyorum buradan. Müthiş bir bizim doktor. Bizim bilim kurulumuza gelerek bizi aydınlatsın. Evet. Biz de ona bir takım evet. katkılar sunalım. Bundan sonra o tür riskli gebelikler içerisinde evet. acaba sende çölyak var mı diye bir çalışsın. Göreceksiniz ki bir yılın sonunda pek çok şey ki, çıkacak ben mi? Bu kadar çölyak buldum diyecek. Hemen Özgür Bey'e bunu bildirelim. Şimdi lider hekimler var. Lider hekimler altındakilere öğreten, hı hı. bu programlarda konuşan, etrafına ışık saçanlar. Bu ışıktan etkilenen diğer hekimlerle beraber bir tane kendisi tanıyorsa, onun talebeleri ve onun ışık tuttuğu kişiler de onar tane adam tanırlarsa, tanı koyarlarsa, müthiş bizim bir o şey olur. Meşhur buzdağı, hani evet, suyun altında evet, evet. bir türlü göremediğimiz, o buzdağının altındaki hepsi çıkar yüze. Hepsi çıkmasa aynen. bile yarısının çıkması halinde müthiş bu şey işle olur. ilgili, çölyakla ilgili Türkiye'nin
gündemi değişir. Hani dedim ya, onlar da bir özürlü. Ama ne özürlü? Yeme özürlü. Evet. Dolayısıyla devlet de bunların yeme özürlü olduğunu, devlet aslında bunun yeme özürlü olduğunu kabul etmiş. Kabul etmiş ve bir maaş bağlamışlar. Son tarihde ne kadar para? Yani yaklaşık ayda 100 lira gibi bir rakam var. Evet. Sağlık Bakanlığı kayıtlı olan çölyaklar için. Evet, yaş sınırına göre değişiyor işte 0-5, 5-15, 15 yaş üstü gibi. Böyle bir para veriyor devlet. Aa. Kayıt olan çölyaklı arkadaşlarımızda. Yalnız fakat, her sene evet. Tekrar gidip bütün bu şeyleri, tahlilleri yaptırmaları gerekiyor. Ama ne güzel de bir mecburiyet. İnsan evet. Kendi durumunu tekrar bir... Bence orada bir hata var. Yani şimdi çölyak tanısı konulduğunda... Geçecek mi? Beraber, gastroenterolog da bunu altına imzasının mührünü basmışsa her yıl... Bakın ben Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanıydım. Evet. Türkiye'deki sakatlık oranları ile ilgili ciddi mücadelemiz vardı. Sonra da bir sakat kartı çıkarak bu iş halledildi. Her yıl onları doktor doktor dolaştırarak sakatlığı ile ilgili yeni raporlar alınması gerektiriyordu. Ama sakat belli zaten görünüyor, işte bazı, engelli. Bazılarında değişiklik olabilir ama şu kadarı değişecek diye herkesi yük altına koyup bu şekilde eziyetler yapmaya gerek yok. Yani şimdi şu anda biyopsisi yapılmış, tanısı konmuş. Böyle birisiyle alakalı sizin yapacağınız her sene bunu tekrar görüp tekrar rapor alacaksın demek yanlış. Ama hastalığının durumu için bir muayene gibi düşünürse bu. O zaten yapılıyor aslında. O başka bir şey. Yani sadece bu askerlik için bunu kabul ediyorum. Çünkü askerlik, geçen sefer söyledim bir cümleyle. Evet. Askerlikten muafiyet var. Çölyaklılara. Şimdi. Tabii orada ne yiyecek bu insanlar askerlik? Bugün askerlikten muafiyet için çok ciddi efendim bir takım illegal talepler olabiliyor. Dolayısıyla biz yaparız onu millet olarak. Dolayısıyla orada böyle bir şeyi geçmişte alınmış bir rapora rağmen yeniden bir rapor alınması, hatta tekrar çölyak diyetine değil tam tersine normal beslendikten sonraki durumunu görerek bir rapor hazırlanmasını bile kabul ederim. Çünkü sonuçta o askerlik gibi aslında çok ulvi evet. Ama bir takım evet. Riskleri olan bir göreve gitmeden doğru. Önce doğru. Bu kabul edilir ama şurada 100 lira alacak diye bu hastalarımıza yapılan bu eziyetin ben Sağlık Bakanlığı'ndan düzeltilmesini istiyorum. Ve platform olarak da bununla ilgili de bir müracaatta bulunuyoruz. Lütfen bunları yaparken bu tanıyı almış, netleşmiş olan birisinin bilim kurulunuzla bizden destek istiyorsanız evet. Danışın Sağlık Bakanlığı'nın çölyak bilim kurulunu oluşturun. Bunun bir daha değişmeyeceğini lütfen bilin. Bir evet. Daha boşu boşuna insanlardan yeniden böyle rapor olarak rapor yeniden bir 100 lira. Bu ayda internette gördüm. Bir çölyak platformu daha var şeylerin kurduğu. Bu ay paramızı alamadık. Siz de aldınız mı onda diye soruyorlardı. Onda çok ciddi sıkıntı oluyor. Bir devlet bankasına yatıyor. Alamamışlar ücretler. Var değil mi? Alamıyorlar bazen. İşte sıkıntılar yaşıyorlar. Bazıları hani miktarı yani o miktar uğraşmaya değmez diye düşünebiliyorlar. Bazıları için çok kıymetli bir miktar arttırılmasını tabii çok talep ediyorlar. Ben burada onların sesi olarak özellikle bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa. Çünkü siz söylediniz ne evet. Kadar maliyetli ne yazık ki ürünleri. Evet. O yüzden desteğin biraz daha artılması gerekiyor. Onlara kolaylıklar sağlanması gerekiyor. O hastalığın bir ilacı var mı? Sadece beslenme mi? Tek ilacı glutensiz beslenme. Gibi, glutensiz evet. Beslenme. Yani normal ağızdan alınan bir şurubu, hapı, ilacı falan hiçbir şey yok. O gün söyledim ben Nobel'i hazırlattım. Onu bulan adam hemen Nobel'i alacak. Allah Allah. Keşke. Yani. Türkiye'nin üçüncü Nobel'i. Yani o bağırsağın bir düzenini sokacak bir ilaç bulunamıyor mu? Bulamıyor. Bugün için bulamıyor. Vay 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 vay. Araştırmalar vay, yapılıyor ama hani, takip ediyoruz biz de. O bağırsağın o çıkıntılarını geri çıkaracak, onların dümdüzlüğünden kurtaracak bir şey. Allah Allah. Şimdilik sadece glutensiz beslenmek. Ben glutensiz peki, beslenmek... Şu, evet buyurun dinliyorum. Deyince çok pardon. Bir şey de tekrar altını çizmek istiyorum. Buyurun. Sadece hamur işiyle beslenmek de değil. Tabii, şimdi tabii. Bazı izleyen kişiler diyecekler şimdi ki... Şimdi onu soracaktım size. Süper. Şimdi ona soracaktım. Yani şimdi glüten... Evet şimdi onlara bakınca Ayşe da... Ayşe abim gene kafamı bir çevirdim sevgili evet. Seyirciler. Bir ne olur Murat bir göster ben... sevgili kameramanım. Kurtlara inanamıyorum. Yani biz artık şey yapacağız. Glutensiz besleneceğiz. Şefim siz haftada bir iki gün buraya gelin. Şimdi demin onu söyleyelim. Şefim siz gelin. Siz en azından haftada bir günde olsa bize gelin.
Biz glutensiz yapalım. Ayda bir gelsinler. Gluten günü olsun. Glutensizlik günü. Glutensizlik günü. Glüten mi glüten? Evet, zaten evet. Buyurun Ayşe Hanım, hocama soru soruyor. Buyurun. Biliyorum hastalara. Mısır unu yiyebiliyorlarmış. Aslında mısır da biraz şeylerden birisi. Yani tam böyle büyük suçlulardan biri değil ama şimdi onun dışında pirinç ununun özellikle katıldığı. Bir de benim geçenlerde sizin söylediğiniz bir un var dediniz. Kinoa unu. Kinoa unu. Karabuğday unu. Karabuğday unu gibi. Mısır ununda da marka olması çok önemli bu arada. Zaten hani glutensiz un karışımlarının içerisinde mısır, pirinç, tapioka unu gibi unlar var. Kinoa, amarant, chia tohumu gibi çok daha faydalı aslında unlarla. Hatta şu an bezelye, nohut unu gibi şeyler de yapılıyor. Yani çölyaklar için çok ürün çeşidi çıkartılıyor. Bu arada sadece çölyaklar için değil, gluten duyarlılığı olanlar için. Hocam yine bahsedecektir onlardan. Siz ekmeğinizi evde mi yapıyorsunuz? Tabii yani bütün çölyaklar evde yapıyorlar. Tabii ben artık Hasan Usta'm varken tabii, ben ondan almayı tercih ediyorum. Hayır tabii ki ustamız yapıyor pastanede ama normal çölyak hastaları tabii, evlerinde yapıyorlar. İşte o parayı niye alıyorlar? 100 lirayı. 100 lira yetmez. Unu alıyorlar. Yetmiyor. Hayır unu alıyorlar. O unla çocuğun beslenmesinde başka bir şey kullanmamaları gerekiyor. Ama karbonhidrat yani, tarafında tabii evet, ki. Evet, evet. Şimdi protein açısından bir sakınca yok. Eğer, şimdi proteinlere gireceğim. Gireyim mi? Vaktimiz var mı biraz daha? Bölmek istemiyorum konuyu da onun için. Son iki dakikamız. Diğer beslenme şeklini yani neler yiyebiliyor diğer bölümde konuşalım. Çünkü bölmek istemiyorum. Ustam da muhteşem şeyler yapmış. Onları sonra göstereceğim. Ortopedi de mi sizin dediğiniz kemikle ilgili olarak ortopedistlerin de dikkatli olması gelişme lazım hocam? Gelişme bozuklukları, bir takım ayak başta olmak üzere vücuttaki bir takım bölgelerin sakatlıkları ve oradaki eğriliklerde bu hastalığın payı olduğu için ortopedi hekimlerinin de bu konunun içerisinde olmaları gerekiyor. O tür böyle aşırı deformitesi olan yani şekil bozukluğu olan mesela Mongol hastalığıyla beraber birlikte seyretmesi söz konusu, akondroplazi dediğimiz kıkırdak hastalıklarıyla beraber seyretmesi söz konusu. O yüzden bir tanı koyduğumuzda bir tanı koyduk. Bunun yanında ekstra olarak bu hastalığın girdiğini biliyoruz. O zaman sayfayı biraz daha geniş tutalım. Resmi büyük bakmak. Koyduğumuz tanının yanında evet o var ama başka olarak bu hastalıkta var mı diye düşünmeleri gerekiyor. O yüzden ortopedi branşında koydum. Dermatoloji. Dermatoloji, ciltte çok enteresan döküntüler var. Hiçbir ilaca, hiçbir koruyucu efendim yöntemlere, kremlere, hatta beslenme yöntemlerine dahi cevap vermiyor. Yani hani bilinir ya, derler ki işte sivilce yapan, akne yapan gıdalar, işte fındık, fıstıktı, şunlardı, bunlardı. Acı, bahar, onlardan biber, vazgeç. Turşu. Evet. Bazıları vazgeçerek cildinde bir düzelme olurken bunlarda böyle bir düzelme yok. Peki bir döküntü oluyor mu ciltte? Tabii gluten ki. Gluten duyarlılığında. Gluten duyarlılığında ve çölyak hastalığında bir cilt bozukluğu söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla sedef beslenmeyi hastalığında. Beslenmeyi tamamen bu rejime dönüştürdüğünde hiç ilaç kullanmadan cildinin birdenbire pes pembe hale gelmesi. Sedef hastalığı da bir gluten problemi midir? Yok değil. Değil değil mi hocam? Glutensiz beslenmek sedefi rahatlatıyor. Rahatlatıyor. Tamamen değil tabii ki. Yani. Şimdi kısa bir ara verelim. Bu konu bitmez bugün hakikaten. Harikasınız. Muhteşem şeyler anlatıyorsunuz. Sevgili seyirciler kısa bir aramız var. Aradan sonra yine konuklarımla ve ustalarımla mutfağımızdayız. Buradayız.